Sayın Başkanım, çok değerli basınımızın kıymetli temsilcileri, değerli çalışma arkadaşlarım, Deniz Çivril Belediyesi'nin seçkin çalışanları, sevgili konuklar. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aynı zamanda 17 yıl ve 17 gün sonra tarihi dolacak olan Mirekefalon zaferinin 842. yılınızı can gönülden kutluyorum. Şimdi geçen sene burada yine konuşmuştum. Şöyle bir cümleyle başlamıştım. İbni Haldun'un çok veciz bir sözüydü. Şöyle demişti. Coğrafya kaderdir. Hakikaten insanlar yaşadıkları coğrafyanın kaderini yaşarlar. Bu coğrafyanın sınır bölgesinde olması, yani dünya ya da memleket üzerindeki coğrafi konumu, bereketli, verimli topraklara sahip olması, bol su kaynaklarına sahip olması, ki su zaten yaşamın bizzat kendisidir, bu coğrafyada yaşayan, iskan eden insanların kaderini hep etkilemiştir. Ve bugün Çiğril'deyiz. 22. Elma Tarım ve Kültür Festivali çerçevesinde bu coğrafyada meydana geldiğini düşündüğümüz büyük bir savaşın üzerinde konuşuyoruz. Bu savaşın neden burada olduğu, neden burada olduğunu iddia edildi. Bu coğrafyayı gezen, araştıran, inceleyen insanlar zaten hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendileri tespit ederler. Bir, burası tarih boyunca devletler arasında, iller arasında aynı zamanda bir sınır bölgesi ve Düzce'de yaptığımız araştırmalarda orada bir sınır duvarı da bulduk. Sınır duvarı. Hangi dönemde derseniz tarihlemesini yapamadık. Ancak Filik-Lidya sınırı olabilir. Ya da çok daha sonra yeni bir yere gelmek istiyorum. Selçuklu-Bizans sınırı olabilir. Sınır duvarı var ve yıkılmış durumda. Ve gerek Düzce, gerekse Kufik geçidi Batı Anadolu'yu İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçitler. Hani bir demiştik ya, sınır bölgesi, ikincisi çok iki önemli geçitler İç Anadolu'ya yol veriyor. Yol demek gitmek demek. Yol demek savaş demek. Bir de bunun üzerine bölgenin tarımsal verimliliğini ve özellikle de su kaynaklarının bolluğunu kattığımızda bu Çiğril coğrafyasının tahminattan önce 4. bin yıllardan itibaren yani 6 yıldır neden kesintisiz iskanlara sahip olduğunu kolaylıkla ortaya koyabiliriz. Tabii ki şimdiye kadar Çivril deyince hani bizim coğrafyacı arkadaşlarımız biraz coğrafi işaret koyarlar. İşte bölgenin en çok piyasada rağbet gören, değer gören üretimi neyse o coğrafi bir işarettir. Belki bunun yanı sıra tarihçilere de iş düşüyor. Bir tarihi işaret de koymam gerekir. Ama şu anda Çivril deyince Çivril'in tarihi işareti Beyce Sultan Höyü.
Beyce Sultan Hüvit 1954 yılından beri kesintilerle kazılmış, ilk defa İngilizler kazmış. Bu burada 40 ayrı kültür katmanı tespit etmişler ve bölgenin orta ve geç kalkolitik dönemden itibaren, yani aşağı yukarı 4000 milattan önce 4000 yıllardan itibaren iskan gördüğünü iddia etmişler. Şimdi de kazları Profesör Doktor Eşref Albay hocamız devam ettiriyor. Ama dediğim gibi en önemli işaret Beyce Sultan. Ama esas meseleye geldiğimizde bundan sonra artık inşallah yaptığımız çalışmalarda efendime söyleyeyim, Çivril'in tarihi işareti Türk tarihinin, Türk Anadolu tarihinin kaderini değiştiren, Türk damgasının vurulduğu yer olan Mirek Forum alanı olacak. Bu tür çalışmaları Sayın Belediye Başkanımız ve ekibinin desteğiyle, maddi manevi desteğiyle ve akademisyen arkadaşlarımın gayretiyle bir aydan fazla zamandır devam ediyoruz. Biz bu süre içerisinde bir, Çivril'in görsel hafızasını oluşturduğumuza inanıyorum. Arka arkaya bunlara devam edebiliriz. Hatta bu şimdi kalsın da biraz sonra değiştirelim. Biraz sonra hızlı bir şekilde devam edelim. Çivril'de arkadaşlarım bilirler, herhalde çıkmadığımız daha kalmadı. Gitmediğimiz köy de kalmadı. Dua etmediğimiz mezarlık da kalmadı. Ha bunu da inanın, ha duamızı da esirgemiyoruz. Girişte ve çıkışta dua ediyoruz. Çünkü bunların her birisi bizim için bir değerdir. Duamızı da esirgemiyoruz. Ve bu çalışmalarda şunu görmeye başladık. Şimdiye kadar pek dile getirilmeyen, belki ilk defa bir iddia olarak ortaya atacağım. Gerisini akademisyen, araştırmacılar, arkadaşlarımız üzerinde çalışırlar. Şunu gördük. Gerek Beyce Sultan'daki kazıların raporları ve raporlarla ilgili oradaki akademisyen hocalarımızın yazdıkları yazılar, gerekse daha önceden yapılmış çalışmalar ve bizim yaptığımız ek çalışmalarla şunu gördük. Bu Çivril'in de içinde bulunduğu bu coğrafyanın yazılı kaynaklardaki ilk adı Mira memleketi. Hatta zaman zaman doğusundaki Kuvalya memleketiyle de birleşerek Mira Kuvalya memleketi adını almış. Bunu nereden çıkarıyoruz? Anadolu'nun batı bölgeleri hakkında bilgi veren en eski yazılı kaynaklar Hitit Devleti'nin çivi yazılı kaynaklarıdır. Ve bu konuda şanslıyız. Hitit kaynakları Hitit Devleti'nin kuruluşuyla başlıyor. Devletin kurucusu birinci Hattuşuli'dir. Hattuşuli'nin ilk yaptığı seferlerden bir tanesi Batı Anadolu'ya hükmeden Arzava Birliği'nedir. Arzava Birliği içerisindedir. O dönemdeki Arzava Birliği'nin, bu bir birlik çeşitli kent devletlerinden, bölge devletlerinden oluşuyor. İncelediğimizde Arzava Birliği'nin içerisinde Mira memleketi geçiyor. Mira memleketinin neresi olduğu konusunda birçok tartışma yapılmış. Muhtemelen bundan sonra da ufak tefek bunlar devam edecek. Ama şunu söyleyeyim. Mira memleketinin içerisinde Aştarpa Nehri akardı diyor. Bakıyoruz Aştarpa Nehri neresi? Menderes. O zaman Menderes'in eski adı Aştarpa. Ve bazı batılı bu konuya kafa yormuş, araştırma yapmış. Batılı bilim adamları Mira memleketinin Denizli, o dönemde Uşak yok, kaynağa baktım. Uşak 1953'te kurulmuş. Çünkü kaynak bundan önce.
Denizli, Kütahya ve Afyon, Karahisar üçgeninde yer olduğunu zaten Batı'nın bazı bilim adamları kabul ediyorlar. Neresi bu? Haritaya bakıyorsunuz. Surları bu. Geçitleri olan toprakları berekette tarih boyunca yerleşim görmüş çivi. Çivi'yle araştırıyorsunuz ki bunun araştırmasını yaptık sizin bir gün. Çivi'de bir kere bir, koma. Yani şimdiki Gümüşlü. İki, Işıklı. Üç, Dedeköy. Dört, İyidir mi? İyidir. Buralar en az 5000 yıldır kesintisiz iskan yaşamışlar. Belki başka alanlarda da var. Burada prehistorik dönemden tunç yerleşimleri var. Büyük yerleşimleri. Ardından bakıyorsunuz milattan önce 2. bin yılda Mira'nın soyunun dayandığı, Mira'lıların soyunun dayandığı Lubi kalıntıları var. Onun devamında geç Hitit beylikleri dönemi yine Luvi izleriyle devam ediyor. Daha sonra Pers, Frig, Helenistik Büyük İskender, Roma, Bizans kaleleri zaten özellikle bu dağ silsilesinde Bizans kaleleri en az 3 tane kale. Bizans kaleleri ve ardından Selçuklu ki bunu en çok mezarlardan ve mezar yapılarından ve camilerde duvarlarındaki mimari eserlerden tespit ediyoruz. Osmanlı ve Osmanlı'dan modern Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar kesintisiz İskender yaşamışlar. Şimdi biraz önce Lubi soyundan geldiklerini kabul ettiğimiz Arzava Birliği içerisinde olan Mira memleketi isminden söz ettim. Neden söz ettim? Şunu düşünüyorum ben. Lubi dili Yunan dili gibi, Latin dili gibi Hint-Avrupa'yı bir dil. Hint-Avrupa. Aynı dil ailesinden gelirler onlar. Aynı dil ailesinden gelen dillerin isim kökleri ufak tefek değişikliklere uğrar ama aynıdır. Aynı yerdedir. Bu noktadan baktığımız zaman şunu diyorum. Bizim Mira memleketi adı Mira memleketinin Ege'l kavminden göçüyle ortadan kalkmasından sonraki zamanda da yaşamış. Bazen Mira Kuvalya ile birlikte. Ve nereye kadar gelmiş? Miryakefolon adına kadar gelmiş. Miryakefolon adındaki Mira'nın ya da Mir'in esasen Mira memleket adından geldiğini düşünmekteyim. Tabii bunun tarihi alt kanıtlarının olması lazım. Buradaki en önemli alt kanıtlar Lubi dönemine dayanan arkeoloji kanıtlar. Bunların da başında bakınız karşıda bir buna Karya baltası diyoruz. Çift ağızlı bir balta. Bugün Işıklı'daki caminin duvarında bulunuyor. Lubilerin burada yaşadığının kanıtlarından bu sadece bir tanesi. Ve bunu söyledikten sonra Miryakefolon ki bir yerin adı diyor. Zaten Miketas da öyle diyor. Belki burada meydana gelmiş olan tarihi bir olaydan bu ad verilmiştir diyor. Öyle diyor. Mira adı bu bölgede yaşamışsa Miryakefolon adı da kök olarak buradan geliyorsa Miryakefolon savaşının izlerinin başka memleketlerde aranmasının lüzumsuz olduğunu düşünüyorum. Güzel yaklaşım hocam.
Dolayısıyla biz tarihçiler şuna bakarız. Bir olayın neden orada vuku bulduğunu ya da neden olduğunu ispata kalkıştığımızda ispat etmek için öncesine ve sonrasına bakarız. Öncesine bakıyoruz. Zaten bu isim bu bölgede yaşamış. Bir de sonrasından bahsetmek istiyorum iki cümleyle. Şimdi biliyorsunuz Münekevan Savaşı 17 Eylül 1176 yılında. Ve savaş Türklerin büyük galibiyetiyle sonuçlanmış. Bizans İmparatoru Komnenos yaralı bir şekilde Türklerin 2. Kılıç Arslan'ın hoşgörüsüne sığınarak hatta Kılıç Arslan tarafından yanına kolluk gücü verilip can güvenliği sağlanarak Menderes yataklarının batısına geçirilerek ancak kendini kurtarabilmiş. Ve şunu görüyoruz 1176 ve ardından başka kaynaklara da bakıyoruz. Selçukluların biraz önce Turgut Hocam bahsettiği en önemli belki elimizdeki maddi kaynakları mezarlar ve mezar taşları. Mezar taşlarının üzerindeki işte farklı işaretler. Ama bunun dışında Selçukluların bir de kendi dönemlerinde yaptırdıkları mimari eserler var. Bunların çoğunluğu da camiler. Ve buradan hareketle şuna bakıyorum. 1178 yılında yani Münekeponun Savaşı'ndan 2 yıl sonra Ankara'da Ulus semtinde yapılan Alaaddin Camii'ye konulan bir Selçuklu kitabesi var. Bu kitabede şunu diyor. Her kitabı kim koydurmuş hemen onu da söyleyeyim. Melik Mesut. Diyor ki ben diyor Rum memleketini yani Orta Anadolu'nu Ermen memleketini yani Kafkas bölgesini ve Yunan memleketinin meliyim diyor. Yani Münekeponun Savaşı batı sınırında bir yerde olmuş ve ardından artık övünç kaynağı olarak yazdırmış olduğu kitabede ben artık Yunan dediği Batı Anadolu'nun da melikiyim diyor. Ve kaynakları tarıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, öğrencilerim çalışıyorlar, bakıyorlar. Oradan bir de şunu görüyoruz. Efendim 1176 yılında Münekeponun Savaşı Türklerin büyük galibiyetiyle sonuçlanmış. Hemen 2 yıl sonra Aydın'ın fethi sağlanmış. En bir savaşı, Münekeponun Savaşı'nı hasbelkader herhangi bir bilgiye dayandırmadan bugün yaptıkları gibi Konya Bağırsak Boğazı'nı götürsek savaş burada olmuş olsa hemen 2 yıl sonra Türk ordusu, Selçuk ordusunun Aydın'a kadar varması, Aydın'ın fethini gerçekleştirmesi ve Mesut Meli'nin de övünerek artık ben bu bölgenin de meliyim, burası da benim dedemin, babamın benim demesi mümkün müdür? Değil. Isparta da olsa yine mümkün değil. İşin bu tarafına çok fazla girmek istemiyorum. Hasan Hocam bu konuda konuşacak zaten. Biz yine belediye başkanımızın gayretleri, maddi ve manevi desteğiyle, ekibiyle, ekipteki arkadaşlarımız da burada. Konya, Bağırsak, Boğazı, Beyşehir, Isparta gelen dost, Kundanlı, bu bölgeleri de tek tek gezip bunların da görsel resimlerini aldık. Ama şunu tek cümle söylemek istiyorum. Bu konuda doğrusu ben şok üstüne şok yaşadım. Çünkü bu yüce devlet bize o kadar masraf ederek bizi noktalarına kadar getirmiş. Bu ne kadar getirmiş? Emek var. Bizim bu emeği heba etmemiz atalarımızın hatırasına saygısızlık olur.
Ben lafı uzatarak saygısızlık yapmak istemiyorum. Burada bizim resimlerimiz var. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.